Kurulduğumuz günden bu yana yolumuzu gerçek bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığıyla aydınlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugününü bizlere armağan eden bu şanlı komutan ve onun şanlı askerlerini her yıl olduğu gibi bu yılda saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ün herkesin bildiği çok meşhur bir sözü var. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. 30 Ağustos'ta geçmişimizi ve bu eşsiz zaferi konuşurken bu zaferi anlamanın geleceğe nasıl katkı sağlayabileceğini düşündük. Sonuç, geleceği sorumlu liderler şekillendirecek. Peki kimdir sorumlu lider? En büyük örneklerinden biri ülkemizin kurucu önderi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk. 30 Ağustos zaferi gerçek bir sorumlu liderlik örneği. Bu zaferin bir milletin, bir ülkenin geleceğini şekillendirdiğini ise herkes biliyor. Öncelikle 30 Ağustos bir milletin ordusu ile birlik olarak verdiği bir var olma mücadelesi. Bu birlikte hareket etme durumu yalnızca ordu ve millet arasında da yok. Aynı zamanda ordunun başkomutanı böyle büyük bir kriz anında komutanlarıyla istişare etmekten geri durmuyor. Büyük taarruz öncesi istişare toplantısı düzenleyerek herkesin fikrini soruyor. Kararları birlikte alıyor. Zafer inancını ve umudunu herkeste canlandırıyor. Zorlukların farkında ama kendinden emin. Zaferden, kurtuluştan emin şekilde şöyle diyor. Ben taarruzun bütün sorumluluğunu üstüme alıyorum. 26 Ağustos sabahı titizlikle ve müthiş bir stratejiyle yapılan tüm hazırlıklar tamam. Sabahın ilk ışıklarıyla taarruz başlıyor ve Atatürk taarruzu Kocatepe'den yönetiyor. Taarruz başladıktan sonra ateş hattına iniyor, bu zaferin kazanıldığı ana en yakından şahitlik ediyor. O sırada Yunan komutanı Hacı Enes'ti ise ordusunun başında değil, savaşı İzmir'den yönetiyor. Atatürk, bozguna uğrayan Yunan ordusunu izlerken şöyle bağırıyor. Hacı Enes'ti, mağrur komutan, neredesin? Gel de ordularını kurtar. İşte sorumlu liderlik kavramı budur. Geleceği değiştirecek sorumlu bir lider böyle olur. Sorumlu birey sorunun çözümüne hem kendisi inanır hem de başkalarının inancını artırır. Çözüm için özveriyle çalışır, karar alma süreçlerine katılır, sorumluluk üstlenir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirirken attığı adımlar tutarlı ve adil olur. Aldığı kararlarla ilgili şeffaf bir şekilde hesap verebilir ve bu kararların sonucu etkilidir. Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, gerçek bir sorumlu lider. Canı pahasına zafere koşan her asker sorumlu bir birey. Onurlu ve bağımsız yaşamak için tarihin sayılı mücadelelerinden birini veren bu millet, sorumlu bireylerden oluşuyor. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımızı kazanmak için her şeyini ortaya koyan herkesi büyük saygıyla anıyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Canınızı ortaya koyarak kazandığınız bağımsızlığımızı, bağımsızlığı taçlandırdığınız cumhuriyetimizi koruyacağımıza söz veriyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.